%5'ini şimdi öde, tatilini garantile. İstersen vade farksız 9 taksit fırsatından yararlan. Aradığın tatilse Tur. İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 2 Nisan 2024 günlerden salı. Bugün çok haber olarak dolu bir gün. Bir taraftan seçimin yansımaları, seçim sonuçları, onun değerlendirilmesi. Diğer taraftan sabah saatlerinde Van'dan gelen haber, Van'ın karıştığı, sokaklarının karıştığı görüntüler. Ardından Diyarbakır'dan, Bitlis'ten gelen haberler. Daha sonra İstanbul'da, Şişli'de yaşanan bir yangın ve her geçen dakika, her geçen an hayatını kaybedenlerin sayısının artması. İşte biz bugünü böyle bir düşündük, hareketli bir gündemle karşınızdayız. Tabela ne diyecekseniz ilk bahsettiğim olayla ilgili, Van'la ilgili, postmodern dedik. Yani kayyum atamaları biliyorsunuz. Bir de Türkiye'de hep şu tartışılır, postmodern darbe denmiştir. 28 Şubat'la ilgili. İşte bu da postmodern bir adım mıdır veya postmodern bir kayyum atama şekli midir? Detayları az sonra sizlerle paylaşacağım. Önce günün sözüyle başlıyoruz. Bunu yenilik, bir yenilik olarak sizlere sunuyorum. Çünkü bunlar gerçekten önemli insanların söylediği, kendimize de bir şeyler çıkartabileceğimiz sözler. Albert Camus'un söylemiş olduğu bir söz. Hiçbir şey korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir diyor. Hiçbir şey korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir. Bunu söyleyen kişi Nobel ödüllü bir kişi. Bunu söyleyen kişi filozof, yazar, Fransız önemli bir isim. Ve geldik kapağa. YouTube kapağında bugün ne var? YouTube kapağında iki başlığı öne çıkardık. Bunlardan biri Van'daki olaylar, diğeri ise İstanbul'da yaşanan yangın. İstanbul'da yangın, 29 kişi şu an için hayatını kaybettiği bir gece kulübüydü. Van'da ise hukuksuz bir uygulama olduğunu söylüyor. Hukukçular da aynı şekilde bunu söylüyor. Sokaklar karıştı. İşte ne anlama geliyor? Hükümet bundan nasıl sıyrılacak veya nasıl adım atması gerekiyor? Birazdan detayları sizlere aktaracağım ama hızlı bir şekilde YouTube sorusuna da bakalım. YouTube sorusu, Erdoğan kaybettiği yerel seçimlerin sonuçlarından mesajı alıp sizce ders çıkartır mı? Ders mi? Git Allah aşkına. Geleceği buna bağlı. Daha da sertleşecek. O da bir gün vicdana gelecek. X'teki soruya bakalım. Van'da kazanan Demli adayın başkanlığı mahkeme kararıyla geri alındı. Abdullah Zeydan'dan bahsediyorum. Başkanlık AKP'liye verildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Postmodern kayyum, Vanlı seçmene darbe, AKP seçimden ders almamış, çok yerinde karar diye bunu başlıkları sizlerle paylaştık. Önce günün en sıcak haberine gideceğiz. Tabii ki hangi habere diyeceksiniz? Önce VTR'siyle gideceğiz. İstanbul'daki yangın olaylarına götüreceğiz sizleri. Çünkü çıkan yangında, Şişli'de gece kulübünde çıkan yangında önce bir kişi, iki kişi, beş kişi, on kişi, yirmi kişi dedikten sonra bir baktık ki 29 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da 16 katlı binada yangın çıktı. Tadilattaki gece kulübünü alev sardı. 29 kişi can verdi. İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın -1 ve -2. Katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangının çıkış noktası olarak bir gece kulübü olarak gösteriliyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20'yi aştı. İddiaya göre gece kulübünün tadilat izni yok. İşçiler günlerdir çalışıp burada kalıyordu. Alevler birden eğlence mekanını sardı. İşçiler içeride kaldı. Yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri ve ambulanslar sokağı doldurdu. Bölgeye ilk gelenlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. İnceleme yaptı. Yani ulaşamadığımız bir şey yok ama çok ciddi şekilde inşaat malzemesi ve yapı malzemesi içeride dağınık bir şekilde kümeli olduğunu daire başkanımız, diğer yetkili arkadaşlar ilettiler. Vali Gül de alana geldi. Açıklama yaptı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Biliyorsunuz yangının çıkış sebebini itfaiye çalışacaktır. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Şu anda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Mesul müdür, işletme müdürü, 2 iş yeri ortağı, muhasebeci ve metal işleri sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin sabıkası kabarık. Mesul müdürün, işletme müdürünün ve iş yeri ortağının kasten yaralamadan suç kaydı bulunuyor. Muhasebecinin cinsel tacizden suç kaydı mevcut. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 kişilik bilirkişi ekibinin de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlerin aileleri ise hastanenin önündeydi. Kimi gözyaşlarına hakim olamadı, kimi de hastane morgunun önünde sinir krizi geçirdi. Şişli'deki yangında Kardelen Kocatürk sabahtan itibaren, öğleden itibaren orada. Şimdi Kardelen, şimdi neler yaşanıyor? Şimdi apartmanı arkada görüyoruz. Apartmanın altında bir kere nasıl bir gece kulübü olabilir diye bu soruyu soruyoruz. Tabii itfaiye şu anda ne yapıyor? İçeride hala çalışan kişilerin olduğundan bahsediliyor mu? Gözaltı sayısında bir artma var mı? Senden alalım. Fatih Portakal, gözaltı sayısı 8'e çıktı. Bununla ilgili yetkili mercilerden bir açıklama var. 6'ydı, 8'e çıktı. Hemen Nihat Fındıklı göstersin sizlere. Şu anda halen bu noktada inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Davut Gül ise İstanbul valisi yaklaşık bir saat içerisinde bu noktadan ayrıldı. O da saatlerce bu noktadaydı. Aslında kısmi olarak da o zaman zaman bir anda artan rakamları kendisi de duyurdu. Sorularımızı sorduk. Yani bu yangınla ilgili ne bilgi var acaba diye. Çok fazla yanıtlamadı aslında. Sadece şunu söyledi. 16 katlı bir bina, altında bir gece kulübü var. -1 ve -2. Katta bu yangın çıkıyor. Yangından kaynaklı binada bir can kaybının ve bir hasar olmadığını dile getirdi. Ancak tedbir amaçlı binanın bugün itibariyle boşaltıldığının bilgisini bizlere verdi. Kameraman arkadaşım gösteriyor. Kardelen. O -1 ve -2'den çıkan yangında efendim Fatih Kardelen şu anda Nihat kapıyı gösterdi bize. O kapının altında 2 kat daha var. Esas yangın oradan çıktı değil mi? Evet evet Fatih Portakal tam eksi katta çıkıyor. Yani zeminden bir alev yükselmesi var. Nedeni ise de tadilatın sürdüğüne dair bir neden olduğunu gösteriyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tadilat varmış bu noktada. Ancak bizim belediyemizde bununla ilgili bir kayıt yok. Soruşturma kapsamına dahil edilecektir, incelenecektir açıklamasında bulundu ki şöyle kameraman arkadaşım gösteriyor. -1 ve -2. Kattan çıktığı söyleniyor. Ancak şöyle binaya bir baktığınızda 3 katın etkilendiğini görebiliyorsunuz. Yani camların patladığını, alevlerin yoğun olduğunu ve simsiyah olduğunu görebiliyorsunuz şu anda. O noktada ise burası giriş noktası. Bir başka giriş noktası daha var. Fatih Portakal ana cadde üzerinden bu kulübe, aslında gece kulübüne bir giriş noktası da caddenin diğer tarafında var Fatih Portakal. Uzunda bir koridoru olduğunu görebildim. Kardelen, beni duyuyorsam bir şey sormak istiyorum. Meraklanıyorum çünkü. Buranın ruhsatı falan var değil mi? Ruhsatlı bir yer herhalde değil mi burası? Yani geçmiş dönemlerde bir ruhsatının olduğu söyleniyor. Ancak bununla ilgili yetkililere bir şey sorduğumuzda soruşturma kapsamında ortaya çıkacaktır açıklaması geliyor Fatih Portakal. Peki. Şu yani anda 20... ruhsat var. Evet. Yok mu bilmiyoruz ama verildin. Anladım. Yani, tamam, ruhsat var mı yok mu bakılacak. Dinliyorum Fatih Hele Portakal. Bir de ruhsat yoksa bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi orayı bilen bir arkadaşım var benim. Bu gece kulübüne giriyor musunuz? Aşağı yukarı 60-70 metre falan yürüyorsunuz. Böyle bir koridordan yürüdüğünüzü söylüyorlar. Ondan sonra aşağı kata iniyormuşsunuz. İşte bu görüntüler zaten. Başka içeride çalışan işçi yok herhalde değil mi bildiğimiz kadarıyla? Yok, sadece tadilat nedeniyle işçilerin olduğu var ama şu bilgiyi de ekleyeyim. İçeride normalde 60 kişinin olduğuna dair bir iddia var. Bir kısmı öğlen arası tam 12.47'de alevler yükseliyor Fatih Portakal. Ve yarı kişisinin de aslında yemeğe çıktığı için
bu binada, yani bu gece kulübünde olmadığı bilgisi var. Bir bilgi daha ekleyeyim sizlere. Bu nokta aslında geçtiğimiz pazar günü biliyorsunuz seçim oldu. İlçe seçim kuruluna çok yakınmış. Mahalleden aldığım bilgileri söylüyorum. Bir iddia olarak altını çiziyorum tekrardan. Ve bu aslında bu geçiş yolu üzerinde bariyerlerin olduğu, koruma amaçlı o ilçe seçim kurulundan. Bundan dolayı da sokağa itfaiye ekiplerinin çok rahat bir şekilde giremediğini, biraz da olsa geç bir müdahalenin olduğunun altını çiziyorlar. Peki. Bir de şunu da söyleyeyim, mahalleli de bu hemen çevreyi göstersin Nihat Fındıklı. Her yer bir yerleşim yeri gördüğünüz üzere. Hatta 16 katlar, 20 katlar bina var ve mahalleli de burada gece kulübü olur mu diye de bize soruyorlar. Biz şikayet ettik açıklamaları var. Burası uygun değildir açıklamalarını bizlere söylediler. Biz zaten şikayet etmiştik. Yerleşim yerinin tam merkez noktasında bir gece kulübü nasıl olur sorusunu da bize soruyorlar. Şöyle baktığımızda da biz bu noktaya geldiğimizde çok şaşırdık. Daha farklı bir nokta bekliyorduk. Ancak burası gayet herkesin yaşadığı, ailelerin yaşadığı bir nokta Fatih Portakal. Çok teşekkürler. Nihat ve Kardelen. Helena Kardelen'in söylemiş olduğu, daha doğrusu sorduğu o soru çok çok önemli. Böyle şehirlerin, daha doğrusu büyük apartmanların olduğu, yaşam yerinde olduğu, insanların ev olarak kullandığı yerlerin altında nasıl gece kulübü olabilir? Üç katlı bir gece kulübü nasıl olabilir? Buna nasıl izin verilebilir? Buna nasıl ruhsat verilebilir? Bu ruhsatın geçerliliği var mıdır, yok mudur? Bunların hepsinin tartışılması gerekiyor ve belki de Türkiye'deki gece kulüplerini de elden geçirmek gerekiyor. Yani doğru düzgün giden işleyen bir sistem olmadığı için burada da araştırmak gerekiyor. İş güvenlikleri açısından, yangın merdiveni açısından, çalışma düzeni bakımından hepsinin belki de bunların araştırılması gerekiyor. 29 insan hayatını kaybetti. Velev ki bir insan. 29 kişi hayatını kaybetti bu yangında. Bakalım sorumlu ne çıkacak? Sorumlu altından hazırlandığında soruşturma dosyası ne olacak? Onu da hep birlikte göreceğiz. Birazdan bir başka canlı yer durağımız var. Fenerbahçe Stadı'na götüreceğim sizleri. Orada da heyecanlı bir kongre var. Ama günün en önemli, eğer bu yangın olmasaydı en önemli olayıydı. Aslında Van'da yaşanan olaylardan bahsediyoruz. Van'da Abdullah Zeydan var. Siyasette, Kürt siyasetinde de önemli bir isimdir kendisi. İsmi bilinen bir kişidir. Ve Van'da yarışı kazanan isim oldu. %55 ile yarışı aldı. Başkanlık elinden alındı. Neden elinden alındı diyecek olursanız, Cuma günü mesai saatinin bitimine 5 dakika kala iddia yönde Adalet Bakanlığı onun diyor memnu haklarını geri alınması gerekiyor diyor ve savcılığa başvurup savcılık da mahkemeye başvuruyor ve hakkı düşürülüyor bir anda. Ve mesai bitiyor. Arada 48 saat giriyor. 48 saat sonra da seçim var ve maalesef elinden alınıyor. Bugün de başkanlığı elinden alındı ve bu haber duyulduktan sonra da Van sokakları, caddeleri karıştı. 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Seçim yarışına katılmak için mahkemeye başvurdu DEM Partili Abdullah Zeydan. Mahkemede adaylık için yargısal bir engel olmadığına hükmederek Zeydan'a memnu hakkını teslim etti. Böylelikle Zeydan'ın seçime girmesinin önü açıldı. Yerel seçimler öncesi ben adaylık başvurusunda bulundum. Van İl Seçim Kurulu'na seçilme yeterliliğime dair bütün belgeleri sundum. Yüksek Seçim Kurulu da benim adaylığımı kabul etti. 29 Mart Cuma seçime 2 gün kala, mesai bitimine ise 6 dakika kala başsavcılıktan geldi itiraz. Seçime girmesine engel olmadığı yönünde Zeydan'a belge veren mahkeme savcılığın itirazını haklı buldu. Mahkeme memnu hakkını geri aldı. Zeydan'ın seçime girme yeterliliğinin olmadığını Yüksek Seçim Kurulu'na seçim yarışına saatler kala bildirdi. Halkın iradesine çökme, halkın iradesini ortadan kaldırma, halkın iradesine pusu kurma, tuzak kurma girişimi var. Sandık kuruldu. Vanlılar tercihini yaptı. DEM Parti yarışı birinci bitirdi. Zeydan mazbatasını almaya hazırlanırken Cuma günü mahkemenin aldığı kararı öğrendi DEM Partililer. Yaşanan durumun hukuksuz olduğunu belirterek itiraz hazırlığı başladı. İl Seçim Kurulu mahkeme başkanının itirazına rağmen şerhine rağmen diğer iki üye kararıyla
bu yönlü bir karar aldı. Fakat bizim bu karara 3 gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etme hakkımız var. Van İl Seçim Kurulu Zeyda'nın seçilme yeterliliği olmadığını gerekçe göstererek seçim yarışını ikinci bitiren AKP'li Abdullah At Arvas'a mazbata verme kararı aldı. Mazbata'nın AKP'li adaya verilme kararı kesin bir karar değil. Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AKP'li ismin ilan edilmesinin ardından Van'da DEM Partili seçmenler de sokağa çıktı. Zeyda'nın açıklamaları sonrası polis kalabalığa müdahale etti. Olaylar kısa sürede büyüdü. Van halkının onurunu, şerefini kurtarmak bizim namusça şeref borcumuzdur. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Bakın şimdi şu soruyu sormak gerekiyor. Unutmayayım diye de soruyu yazdım. YSK aday olurken neden bakmadı Abdullah Zeyda'nın durumuna? Niçin bakmadı? Önceden tasarlanmış, senaryolaştırılmış bir şey mi? Bir de şunu unutmayın. Eğer burada gerçekten direnç gösterilmezse, ya vallahi tamam ya ne olacak? Abdullah Zeyda'nın geçmişte işte böyle açıklamalar yapmıştı. Zaten sinir uçlarına da dokunuyordu. Oh çok iyi olmuş. Ya ne yapalım verilsin diğer adaya derseniz. Bugün işte DEM Parti'ye olur, yarın CHP'ye olur. Ondan sonraki gün yeniden Refah'a olur. Böyle teker teker ellerinizden alırlar. Hukuksuz bu durumu, hukuksuzluk içerisinde yaşatılan bu durumu herkese kabul ettirmek zorunda kalırlar. Bakınız Van'daki tablo buydu. Abdullah Zeydan %55,5 aldı. Diğeri AKP adayı Abdullah At Arvas ise %27 oy aldı. İki katından daha fazla oy aldı. Ve oy farkı arada 125.426. Burada ilçelerine bakalım. Bu ana kentin belediye başkanı. Adam açık ara kazanmış. Mor. AKP'nin bir tane bile burada almış olduğu tarihi bir yenilgiden bahsediyoruz AKP'nin. Tarihi bir yenilginin sonrasında AKP'nin bir tane belediyesi yok Van'da. Ve ver tekrar ikiliği bana. %55 almış milli iradesi, daha doğrusu o hep diyorlar ya milli irade diye. Van seçmeninin %55'inin oyunu almış kişiyi sen alıyorsun sadece sevmediğinden dolayı veya bir şekilde uzaklaştırıyorsun kafandaki neyse artık senaryo. %27 oy almış kişiyi, az oy almış kişiyi halkın belediye başkanı olarak Van'a atıyorsun. Ve o kişi de yüzü kızarmadan kabul ediyor. %27 ile Van'ı yönetecek. Peki ne oldu diyecek olursanız, buna biliyorsunuz kayyum atamaları vardı. Bugün yaşanana ne diyoruz derseniz aslında bugün yaşanan ne biliyor musunuz? Bugün yaşanan postmodern bir kayyumdan bahsediyoruz size. Bugüne kadar denenen antidemokratik yol, yöntem ve uygulamalarda hakikaten yeni bir çığır açtı adeta. Her seçimin kaderi itirazlar. Yeni günde erken saatlerde yükselmeye başladı sesler. En çarpıcı haber Van'dan geldi. İl Seçim Kurulu yarışı birinci bitiren DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan yerine AKP'li Abdullah At Arvas'a mazbata verilmesi kararı aldı. Örneğine çok az rastlanan bir durumla karşı karşıyayız. Bu siyasi bir darbedir. Altını kalın kalın çiziyoruz. DEM Parti eş genel başkanları Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Atılan adımı hak gaspı olarak niteledi. Cumhurbaşkanı ne diyor? Halkın iradesine ve sandık sonuçlarına saygı duyacağız demişti. Ne oldu hemen bir gün sonra ne değişti? Bu başarıyı hazmetmeyenler, bu başarının elde edileceğini bilerek bu kumpası evveliyatında hazırladıklarına kanaat getiriyoruz bizler. Bir tepki de CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır. İkinciye mazbata germe gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Van'a gideceğini duyurdu. Van halkının kararına müdahale asla ama asla kabul edilemez dedi. Van'a destek için gideceğini açıklayan bir diğer isim Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'sa yeter bu şımarıklığınız diyerek seslendi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı içinden de itiraz yükseldi. Hüdaparlı, Serkan Ramanlı halk iradesinin gaspı olarak niteledi kararı. AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi ilk değerlendirme. Hukuken haklılarsa zaten sonuç onların arzu ettiği gibi olacaktır. Seçilme şartları yerine gelmemişse ki il seçim kurulu şu anda öyle diyor, bunu incelemiş. Dolayısıyla buna da herkesin saygı göstermesi gerekir. Son anda böyle bir şeyin ortaya çıkarılması bir siyasi darbedir. AKP için bu kadar basit. Hukuk var diyor Ömer Bey her konuda olduğu gibi. Hukuk var, saygı gösterelim. Bir bakalım ne karar verecek. Evet, hukuku eğer siz biçimlendirirseniz böyle olur. Siz biçimlendiriyorsunuz zaten. Şimdi herkesin kafasında acaba nasıl bir senaryo uygulanıyor? YSK'ya da sormak gerekiyor. Arkadaş sen neden adayları belirlerken araştırmanı yapmıyorsun? Bak mahkemede bu kararı vermiş. Hukuksuzluktan bahsediyoruz ya, bir gerçekten seçmenin iradesine darbeden bahsediyoruz. Ayıptır ya. Bugün o partinin başına, o adayın başına, yarın başka adayın başına. Ve eğer bunun arkasında durulmazsa, bunun mücadelesi verilmezse bilin ki sahayı açık bulacaklar zaten. Ha, hiç kimseden ses yok, vuralım kafalarına, alalım belediyeleri diyecekler. Bugün orası, yarın başka yer. Ve seçmen iradesi diyorlar ya, milli irade, milli irade. Bakınız. O seçmen iradesine yapılan saygısızlığı görüyorsunuz. Kürt seçmenle duygusal kopukluk yaşıyorsunuz şu anda. O duygusal kopukluk daha da artacak. Erdoğan iktidarı, size söylüyorum. Ve unutmaz, hiçbir seçmen bunu unutmaz, bu yaşananları. Şimdi önemli bir isim Bülent Yücetürk. Kendisi eski Ankara Cumhuriyet Savcısı. Bakın bu konuyla alakalı hukuki olarak ne söylüyor? Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı tek şey vardır. Bu hukuksal sürecin sonucunu beklemektir. Bu hukuksal süreç sonuçlanınca mazbatayı kime vereceğine o zaman karar verecektir. Burada bence 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu ek karara karşı yapılacak itiraz sonucunda verilecek karar belirleyecektir. Bu karara tarafların itiraz etme süresi bir haftadır. Verilmiş olan karar usul açısından hukuka aykırıdır. Bülent Yücetürk bunu diyor, hukuksuzluktan bahsediyor. Erinç Sağkan, bakın o da Türkiye Barolar Birliği Başkanı, o da şunu söylüyor. Kesinleşen memnu hakların iadesi kararına karşı bir itiraz varsa izlenecek hukuki yöntem mevzuatımızda bellidir. Savcı görüldüsünün olmaması gibi gerekçelerle bu yöntemin bypass edilmesi açıkça hukuka aykırıdır diyor. Öte yandan bir sene önce verilmiş bir karar, 2022'den bahsediyoruz. Karar hakkında seçimlerden 2 gün önce bu işlemin gerçekleştirilmesi, adayın onu aday gösteren siyasi partinin ve seçmenlerinin yanıltılması çabasıdır. Senaryo ya, o kadar ya, nasıl bunlar, nasıl bir kafa, nasıl bir zihniyet, hep bir oyun olsun, hep bir oyunun içerisinde yol alalım. Öyle algı yaratıyorsunuz bizde, yaptığınız o adımlardan, attığınız adımlardan dolayı. Anayasa uyarınca seçimlerin düzen içerisinde yapılmasından Yüksek Seçim Kurulu sorumludur ve bu sorumluluk en temelde seçmenin iradesi korumak görevini kapsamaktadır diyor. Sayın Erdoğan bakın burada yaptığınız olay ne biliyor musunuz? Seçimden ders almadığınızı görüyoruz. 31 Mart yenilgisinden, hezimetinden ders alınmadığını gösteriyorsunuz. Bu yaptığınız hareket sizi 2027 yılında veya 2028 yılında ya da önümüzdeki seçim sürecinde veya ne zaman seçim olacaksa sizin gerçekten duygusal anlamda seçmenden kopmanıza neden olacak. Ve bugün Van'da bir seçim yapılsa herhalde %80'le alır diye tahmin ediyorum Abdullah Zeydan. Ve diğer adaysa, AKP'li adaysa hiçbir şekilde yüzü kızarmadan hak etmediği halde onu kabul ediyor ya. Gidip oturacak o koltukta. Gidip oturacak ve yönetmeye çalışacak. Yönetemeyeceksiniz zaten. Ve ülkenin yumuşak karnını daha da yumuşatıyorsunuz. Ülkeye gerginlik katıyorsunuz. 2 gün şöyle bir rahatladık. 3. günde yine olaylar başladı. Yargıtay'a gidelim. Yargıtay'da bakın ülke nasılsa Yargıtay da aynı, Yüksek Mahkeme aynı ve yargı kilitlendi ya. Şu anda Yargıtay Başkanlığı yargı mensupları Yargıtay seçemiyor. Öyle ki işte 3 tane aday var, 3 tane adaydan bir tanesi gitti, 2 tane kaldı. Yarına bakılacak, 14. turda seçilecek mi, seçilemeyecek mi? Yargıda görünen siyasi güç. AK Partili mi gelsin yoksa MHP'li bir Yargıtay Başkanı mı olsun? Anlaşamadıkları için
maalesef Yargıtay'ı kilitliyorlar şu anda. En önemli yüksek mahkemelerden bir tanesini kilitliyorlar. Bir mesaj okuyayım. Nasıl bir güne uyandık gene demiş. Nasıl bir güne uyandık, nasıl akşama doğru gidiyoruz? Aslında onu sormak gerekiyor hepimize. Ve postmodern bu akşamki tabelamız yazabilirsiniz dedik. Nereye gidiyoruz? Tabii seçimlere bir bakacağız. Seçimlerin sonrasında yaşananlara bakacağız. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu %11 puanlık bir fark attı. Tabii bu %11 puanın, %11'lik puan farkının altında o toplumsal mutabakat var ya, o toplumsal mutabakat yatıyor işte. Ve bugün ilk durağı neresiydi diyecek olursanız, dün özür dilerim bugün değil, dün nereye gidecek diyecek olursanız Beyoğlu'na gitti tam 30 yıl sonra. Yerel seçim zaferinin ardından İstanbul'u ikinci kez kazanan Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini Beyoğlu'na yaptı. Başkanım, herkesin mücadele, sizden başkası yıkamadı. Sizden başkası yıkamadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Beyoğlu'na gitti. Seçimlerden sonra ilk ziyarete katılım yoğundu. İmamoğlu büyük sevgi seliyle karşılandı. Gençlerle sohbet eden İmamoğlu fotoğraf isteklerini de kırmadı. İmamoğlu'na camdan seslenenler de oldu. Bir grup genç İstanbul'un umudu sloganları attı. İstiklal Caddesi ziyaretini tamamlayan İmamoğlu son olarak finikülere binerek ziyaretini tamamladı. İmamoğlu mutlu, mazbatasında önümüzdeki günlerde alacak. Bakın, bir tespitte bulunayım mı size? Ankara'da ya da İstanbul'da İmamoğlu veya Mansur Yavaş %1, %1,5, %2 ile oy farkıyla alsaydı eyvah eyvah öyle diyorsunuz şu anda. Film repliğinden bahsetmiyorum, film başlığından bahsetmiyorum, olacaklardan bahsediyorum. Olay yangın yeriydi. Tekrar tekrar saydırırlardı, öyle %1, %2 fark. Ama işte Allah ayaklarını dolandırdı. Nasıl dolandırdı? Biri %30 fark attı, diğeri %11 fark attı ve kapanacak gibi de değildi. Demiş ki Turan Bey, postmodern bir darbeye karşı çıkacak en büyük güç şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'dir demiş. 37,4 oy aldı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dik durması gerekiyor. Siz eğer 37,4 oy aldıysanız demek ki insanlar bir toplumsal mutabakat var. Sizden bir çağrı bekliyorlar veya sizin söyleyecekleriniz çok önemli. Ben bugün bunu haberi gördüğümde acaba dedim Özgür Özel dün liderliğini kanıtlamış demiştim. Acaba suya sabuna dokunmayacak mı yoksa kaçak küçük açıklamalar mı yapacak diye düşünmüştüm. Bir baktım dedi ki demokrasiye kurulmuş pusudur bu dedi. Net bir çıkış yap. Ha, cesur olacaksınız arkadaş, cesur olmak zorundasınız. Bugün deme yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ertesi gün başka bir partiye. Devam. İstanbul'da bak Allah işte böyle cezalandırıyor. İçin kötü oldu mu böyle cezalandırılıyorsun. İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da karşısında bakanlar vardı. Özellikle İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu o mağduriyeti fazlasıyla yaşadı. Bir tarafta işte aday Murat Kurum, yetersizliğinden dolayı 17 bakanın sahaya sürülmesi, ardından Erdoğan'ın gelmesi, ona destek vermesi, bire karşı 18-19 kişiyle mücadele etti ve olmayınca olmuyor. Yüzleri kızaran kim oldu biliyor musunuz? O bakanlar oldu. Barkın Maden. İstanbul Belediye Başkanı'ndan görüntü çektirip gönderiyorlar. Amasya'ya diyor sahip çıkın şuna oy verin. Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kabul ediyorsun. Haberin yok. Son ana kadar sahadaydılar. Devlet yönetimi tam kadro seçim meydanlarında AKP'nin adaylarına oy istedi. Ancak öyle %50-55 yetmez. Bartın olarak Cumhur İttifakı'nın birlikteliğin gücünü rekor bir oyla bütün Türkiye'ye göstermeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç memleketi Bartın'da oy istedi. Ancak pek etkili olamadı. Bartın'da CHP'nin adayı %51,29 oy alarak ipi göğüsledi. Sizi çok seviyorum, çok! Çalışmalara başladık. Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesini ve merkez ilçenin
benim mensup olduğum partinin adayları tarafından kazanılması. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da seçime saatler kala meydanlardaydı. Kastamonulu seçmeni ikna etmeye çalıştı ama o da olmadı. CHP'nin adayı birinci çıktı sandıktan. Hepimize Kastamonu hayırlı olsun. Hemşerim, aferin de çok sevindim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da Afyonkarahisar'da seçmenden oy istedi. Ancak 31 Mart akşamı ana muhalefetin adayı kazandı Afyon'da. Bugün bir demokrasi şöleni yaşadık. Oyu bölmeyelim. Şanlıurfa gibi son derece önemli bir ilde farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına izin vermeyelim. Dem buraya uzun zamandır girmek istiyor. Ve 31 Mart yarışında en çok merak edilen seçim bölgesi Şanlıurfa, AKP ve YRP arasında iplerin gerildiği adreslerden biri olarak nitelenen Şanlıurfa'da her ne kadar oylar Dem Parti'ye gidecek cümleleri kurulsa da seçimde YRP'nin adayı birinci oldu. Urfalıyam! Urfalıyam ağam ben! Bakın mutlaka şimdi AK Parti değerlendirmesini yapıyor ya, Erdoğan da dedi biz dedi bitiş değil bir dönüşüm noktası dedi, işte ders çıkartıyoruz dedi ve kendi MYK'sında bunu mutlaka tartışıyor, hatta sert tartışacak. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam şöyle bir şey yapabilirim. Erdoğan'ın yerinde olsam nasıl bir şey yaparım biliyor musunuz? Şöyle Amasya'yı mesela Amasyalı olan Yılmaz Tuncu görevden alırım. Adam Amasya'yı da kaybetti. Ardından İbrahim Bey var. Tarım Orman Bakanı herhalde kendisi. Kastamonu'yu kaybetti. Onu da görevden alırım. Bekir Bozla haydi görevden alırım. Şanlıurfa'yı kaybettiler. Yani yapılması gereken o kadar çok şey var ki. Ama önce tabii ben olsam kendimi görevden alırım. Erdoğan olarak. Yani neticede Erdoğan'ın talimatıyla hareket ediyor bu insanlar. Yani diyor ki Erdoğan gideceksin oraya yapacaksın. Ya Erdoğan Amasya'ya gitti. İstanbul için oy istedi. Trabzon'a gitti. Trabzon için oy istedi. Oraya gitti. Orası için oy istedi. Aslında kaybeden, hezimete uğrayan AK Parti değil. Erdoğan'ın kendisi. Zaten Erdoğan eşittir AK Parti. AK Parti eşittir Erdoğan. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'na şöyle bir öneride bulunabilirim. Kendi medyasını çok okuyor. Ahmet Hakan işte Antalya'yı da kaybediyordu. Urfa'yı alıyorduk AKP diyordu. YRP keşke diyecek diyordu. Cumhur İttifakı'ndan ayrılmayayım diye. Eğer onları okuyorsanız vay halinize Sayın Cumhurbaşkanı. Buradan nereye gidiyoruz? Muhalefette de kaybedenler var tabii. İşte muhalefette kaybedenler kim diye soracak olursanız onlar zaten kendini biliyor. Altılı masada bir yıl önce umut dağıtan, ardından şu anda o masada zaten hiçbir şey yok. Yerler esiyor. Biri siyasetten ayrıldı, Kemal Kılıçdaroğlu. Tamamen emekli oldu diyelim bu sonuçlardan sonra. Meral Hanım direniyor, gitmemek için direniyor ama elinde sonunda o da gidecek ve masadaki diğer dört erkek ise diye Ali Babacan, işte Demokrat Parti'nin başkanı, Saadet'in başkanı, Gelecek Partisi'nin başkanı, onların ise gelecekleri gerçekten belirsiz. Türkiye kırmızıya boyandı ama muhalefetin de kaybedenleri dikkat çekti. Mayıs seçimlerinde Altılı Masa'nın ayaklarından ikisi Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 31 Mart akşamı aldıkları oy oranlarıyla gündemde. CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Anadolu'ya çıkarım ve sadece Esselamu Aleyküm derim. Bütün Anadolu'ya ayak kaldırırım. Kimseyi görüyorum. Davutoğlu yerel seçimde 7/1, Babacan'sa 33%'lük oy oranıyla kaybeden tarafa adını yazdırdı. Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o kararı biz uymak zorundayız dedim. Onu göreceğiz. Zaten eğer Hatay bir şey söylüyorsa, vatandaş bir şey söylüyorsa, sen onunla inatlaşıyorsan onun bedeni sana sandıkta ödetir. Ve yerel seçimde sandıktan birinci çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel özellikle Hatay için ayrı çalışmaların yapıldığına dikkat çekti hemen her fırsatta. Ancak mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın adı bir kez daha oy pusulasında yer aldı. Ben aday olmazsaydım iktidar %60'dan 65'lerle seçimi kazanıyordu. Savaş kazanıyoruz mesajları verdi ama o da kaybetti. CHP gerekli itirazları yaptık dedi.
Tabii ikisi de genç bir siyasetçi. Ali Babacan da, Ahmet Davutoğlu da yaşları genç. Siyasette olabilirler ama enerji kalmadı. Artık bir enerji vermiyorlar. Veya 60 yaşında Ahmet Bey, biraz da 60'ın üstünde olabilir ama hala daha siyaset yapabilecek performansa sahip. Saadet Partisi artık Temel Bey'in de siyaseti bırakması gerekiyor. O da 80'e yaklaştı. Belki 80'den fazladır. Demokrat Parti genç bir insan ama heyecan yaratmıyor toplumda. Toplum onun peşinden gitmiyor. Gültekin Bey'in. Peki bu insanlar ne yapacaklar? Toplumu peşinizden yürütemiyorsanız, siyasette de devam etmek istiyorsanız iki yolunuz var. Ya kendi yolunuzdan gitmeye devam edeceksiniz ya da bir başkasının yoluna gireceksiniz. O yoldan gideceksiniz. Hangisini tercih edersiniz? Ama gerçek olan bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu bu insanlara 30 milletvekili vermişti. Ben hala yermiyorum onu. En azından meclisteki çok seslilik açısından güzel bir şeydi ama hiçbir özgür ağırlığın olmadığı partiler haline geldiler. Peki siyasette hayır ben gitmeyeceğim, hala daha o koltukta oturacağım, değişmeyeceğim, partiyi de yenileştirmeyeceğim diyen kimdir diye sorduğumda şu anda herkes, çoğunluk diyeyim, herkes demiyorum ama çoğunluk bu hanımefendinin ismini belirtiyor. Meral Akşener. Bakınız Meral Hanım, değişmezseniz ve gitmezseniz eğer, yani emekli olmazsanız siyasetten, bitirirsiniz partinizi. Tabii Ramazan olduğu için önce biraz evden, sonra bir arkadaşımızın küçük bir lokantası var. Lokantasında bize bedava yemek verecek, iftar ettirecek. Ondan sonra da partiye geçeceğiz. Akşam saatlerinde genel merkezde kurmaylarıyla bir araya geldi. Seçim sonuçlarını takip etti. Sonuçlar şekillenmeye başlayınca İYİ Parti'nin oy erimesi gün yüzüne çıktı. Peki o gece genel merkezde ne yaşandı? Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. İYİ Parti lideri Akşener kulislere göre istifa edeceğini söyledi kurmaylarına. Eylül ayındaki sorumluluk bana ait cümlesi geldi akıllara. Diyelim ki olmadı, milletimize anlatacağız. Milletimiz de uygun görmedi. Asla tartışmayacağız ama bir başarısızlık olma halinde bütün sorumluluk bana aittir. Ben de gereğini yapacağım. Yine kulislere göre itiraz sesi geldi İYİ Partili yöneticilerden. İstifa edersen dağılırız söylemi ağır bastı o gece. Olağanüstü kongreye götürme teklifi yapıldı Akşener'e. İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil, her zaman milletimizin yanı başında olacaktır. Partide sonuçlar tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi. İYİ Parti'nin ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya çağırarak partisinden ayrıldı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi İrem Yaman da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran bir diğer isim oldu. Tam da bu noktada Türkiye genelinde %3,77 oy alan Akşener istifa edecek mi derken ertesi güne randevu verdi. 1 Nisan'da kameraların karşısına geçen İYİ Parti lideri önce kazandıkları seçim noktalarını uzun uzun anlattı. Konuşmasının sonundaysa kongre kararını açıkladı. Tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Ortada bir başarısızlık var ve bu başarısızlığı görmeyen bir genel başkan. Görmemesi mümkün değil, görüyor ama siyaseti bırakamıyor. Çünkü yapacak başka hiçbir hobileri yok bu insanların. Yani çıkayım şöyle eşimle dostumla dolaşayım, çocuklarla bir hava alayım, onlarla tatil yapayım, çiçek böcek yetiştireyim, pul koleksiyonu yapayım. Öyle bir şeyleri yok. Ve alışkanlıkları da yok. Kendilerini bir anda boşlukta hissediyorlar. Mutsuz bir kadın ama mutlu kadınlar da var. Peki o mutlu kadınlar kim diyecek olursanız, bu seçimde 31 Mart yerel seçiminde kazanan kadınlar. ...31 Mart'ta kadın belediye başkanı sayısı 2 kattan fazla arttı. 2019'da sadece 4 şehirdelerdi. Artık 5'i büyükşehir, 6 kent, toplam 75 belediye kadınlar tarafından yönetilecek. İstanbul'da 3 ilçede, Ankara'da 1, İzmir'de 8 ilçenin belediye başkanı kadın. Kulvarcı kahramanlar, Yahya Kaptan'a...
Üsküdar Belediyesi'ndeki başarı dikkat çekici. İlçeyi 35 yıl sonra CHP'ye bir kadın kazandırdı. Gemi mühendisi Sinem Dedetaş 2019'dan önce Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AKP'li İBB yönetimi Dedetaş'ın tesise girişini yasaklamıştı. 2019'da İmamoğlu tarafından şehir hatlarına genel müdür olarak atandı. AKP'li yönetim döneminde giremediği tersanenin amiri oldu. Haliç Tersanesi'nin cirosunu 1 milyon Türk lirasından 130 milyon Türk lirasına çıkardı. Sinem Dedetaş Üsküdar'da oyların %50'ye yakınını alarak AKP'li rakibine ciddi fark attı. Sizler adına da kendi adıma da çok mutluyum. DEM Parti'nin Batman adayı Gülistan Sönükse bölgede etkili olan Hüdaparlı rakibine yaklaşık 50 puan fark attı. Oyların %64'ünü alarak başkan seçildi. Yılmaz Büyükerşen'in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde tamamladı. Game of Thrones'taki Khaleesi karakterine olan benzerliğiyle sık sık gündem olan CHP'li Melek Mızrak Subaşı da artık Bilecik'in belediye başkanı. Buradan da bir müjde vermek istiyorum. Ve en genç kadın belediye başkanı 22 yaşındaki Zeynep Çelik seçimlere bağımsız girdi. Çanakkale'nin Yenici ilçesine bağlı Kalkın beldesinde koltuğa oturdu. Gelen bazı mesajlar var. Bu Van Belediyesi'nde yaşananla, seçiminde yaşananlarla ilgili araştırın demiş. Hiçbir demokratik ülkede askerine karşı savaşan terörist destekçisi belediye başkanı olamaz. Tehlikeli bir oyun amaçı olmayın. Zaten mahkemede yargılanmış etmiş. Bakın sevmeyebilirsiniz düşüncelerini veya katılmayabilirsiniz. Sizi şok edebilir. Yargılanmış etmiş ve mahkeme ona demiş ki, ondan sonra temiz kağıdı almaya gitmiş. Mahkeme demiş ki al sana temiz kağıdı. O da gitmiş YSK'ya vermiş. O zaman YSK'nın araştırması gerekiyor veya mahkemenin hayır arkadaş sen seçimlere giremezsin demesi gerekiyor. YSK'nın bunu araştırması gerekiyor. Beyefendi siz her şeye olur veriyorsunuz, ondan sonra da kazanınca da alıyorum diyorsunuz. Katılmıyorum bu dediğinize. İlk başta o zaman karar verilecekti kendisiyle ilgili. Bir başka arkadaşımız demiş ki Van'da yapılan tam olarak şudur. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerde mazbatayı Murat Kurum'a vererek sandıktan çıkanı yok saymaktır. Postmodern demiş ve eklemiş. Devam. Neyle gidiyoruz? Yeniden Refah'la gidiyoruz ama bu şöyle. Yeniden Refah başarılı bir parti. Üçüncü parti oldu. %6,2 aldı. Masadaki 5 partiyi toplayın. Altılı masadaki 5 partiyi toplayın. %5,4 yapıyor. Ve üçüncü parti haline geldi. Belki onun özgüveniyle, belki gerçekten ülkenin de ihtiyacı vardır. Kendi aralarında tartışmalarından dolayı çıkmış bir şey. Ve dedi ki İstanbul adayı Mehmet Bey, biz dedi, Mehmet Altınöz, biz dedi erken seçim istiyoruz. Peki Türkiye erken seçime hazır mı? Saniye geçirmeden bizim iktidara gelmemiz lazım. Saniye geçirmeden. Erken seçim ne zaman? Yarın. Yarın erken seçim istiyoruz. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşünün ayak sesleri. Bu sonuç bir erken seçim sonucudur. Yeniden Refah en çok oyu alan 3. parti olarak çıktı sandıktan. 31 Mart'tan saatten sonra erken seçim çağrısı geldi Erbakan'ın partisinden. Diyeceksiniz ki 14 Mayıs'ta seçim yapıldı. Yani bu kadar hızlı da erken seçim olur mu? Olur. Erken seçim işte bu 200 liradan dolayı olacak. Çünkü ekonomi yönetilemiyor. İstanbul yarışına katılan Mehmet Altınöz erken seçime gerekçe olarak ekonomiyi işaret etti. Mutfakta yangın var, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Yeniden Refahlı Altınöz AKP'lilere seslendi. Helalleşme talep etti. Yapılacak ilk erken seçimde de Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey'i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır. Elhamdülillah. Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi. Bu süreçte bize çok ağır hakaretler eden AK Parti yöneticilerine de burada seslenmek istiyorum. Lütfen gelin bizimle helalleşin. Bu helalleşmeyi yapmadan lütfen Türkiye'de siyaset yapmaya devam etmeyin. Yeniden Refah Partisi'nin erken seçime dair açıklamalarının ardından AKP MYK'sı sonrası Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Çelik konunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Çağrıların tabii mantığı yok. Genel seçim 14 Mayıs 28 Mayıs sürecinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki
sahibidir. 4,5 yıldan fazla bir süre vardır. Bütün bu dönem içerisinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi milletin vergiyle yetkisini yerine getirecektir. Bu seçimse yerel seçim. Bu iki konuyu birbirine karıştırmamak gerekir. Burada tabii erken seçim, ya biraz bence bu erken, bir de ekonomik sıkıntıyı veya bu büyük problemi bu iktidar yaptı. Ve bu iktidarın halletmesi gerekiyor. Erken seçim demek bir de şu demek. Bütçenin seçime harcanması demek. Seçim bütçesi. Zaten 2.6 trilyon açık var bütçede. Ve düşünün 6 ay sonra biz seçime gidecek olursak bu yine seçim ekonomisi uygulanacak. Bu sefer daha fazla gelecek olan kişi veya hükümet veya yetkililer daha fazla sırtımıza binecek. Küfe daha da ağırlaşacak. Bir de bunlar temizlesinler arkadaş. Onlar bozdu, onlar temizlemeye çalışsın, yapabilecek mi? Bence ben erken diye düşünüyorum. Tabii ki süreç içerisinde seslerin nasıl çıkacağı önemli. Devlet Bahçeli aymazlıktır bu dedi, bu işe girmeyin dedi. Devam. Şimdi bakınız, seçimlerde en enteresan yerlerden biri de Sancaktepe'ydi, İstanbul Sancaktepe'de. AK Partili bir başkanı vardı orada. Tabii AK Partili başkan kazanacağını düşünüyordu. İnsanlara güzel, şirin görünmek için de Sancaktepe'de iftar çadırları falan kurdu. Koltuğu kaybetti, çadırı da kaldırdı. Şeyma Hanım seçmişin galiba, açtı çadırı ama oylar bitti, çadır gitti. Kelimenin tam anlamıyla böyle oldu. AKP'li belediye başkanı seçimi kaybettikten sonra Ramazan ayının başında açılan iftar çadırı kaldırıldı. Kaybettiği için. Ama devam etmeliydi bence. Sonuçta bu Şeyma Hanım'a yapılan bir şey değil. Ekonomik maalesef enflasyon çok yüksek. AKP'li belediye başkanı Şeyma Dövücü 2019'da göreve geldi. Son seçimde %41 oy alarak başkanlığı CHP'li rakibi Alper Yeğin'e kaptırdı. 1 Nisan itibarıyla da ilçedeki tüm faaliyetleri durdurdu. Hatta daha Ramazan ayı bitmeden kurulmuş iftar çadırını bile açtırmadı. Çadıra gelenler geri dönmek zorunda kaldı. Oruç açmak isteyenler mağdur oldu. Şu an hiçbir şey yok. Cin top oynuyor. Gelen bütün ünlü herkes isyan edip gitti. Sadece seçime kadarmış. Ben buraya 4 sene evvel geldim. 1150 liraya şu anda 12 bin lira kira ödüyorum. Aslında bu tepki oyları. İşte böyle siyasetçilerin de siyaset çöplüğüne atılması gerekiyor. Ne kadar kötü, içleri kötü ya. Kimilerinin içleri kötü, kötü olduğu için de gerçekten zaten Allah bu şekilde bunlara dersini de veriyor. Seçmen de artık o ferasetini kullanıyor. O tamam arkadaş diyor. Çünkü sen bana kötülük ettin. Bir de işin enteresan tarafı bakın, AK Parti'nin tabanı, DEVA'nın, Saadet'in, Gelecek Partisi'nin tabanı gidecek bir parti buldu. Cumhuriyet Halk Partisi değil o. Büyük bir çoğunluğu onu yeniden refaha tekrar gidecek. Yeniden refaha orada sigorta olarak görüyor. Şimdi sizi nereye götüreceğim? Fenerbahçe'ye götüreceğim. Fenerbahçe stadına götüreceğim sizleri. Fenerbahçe stadında Nedim var. Çünkü Fenerbahçe'de olağanüstü kongre var. Olağanüstü kongrede nasıl bir karar çıkacak bilmiyoruz. Arkada Fenerbahçe. Şimdi birazdan gösterecek zaten arkadaşımıza. Nedim, neler yaşanıyor orada? Fatih Portakal, aslında Fenerbahçe taraftarı bugün takımlarının yeşil sahadaki mücadelesini değil, bugün olağanüstü bir kararı almak üzere bu noktaya geldi. Şu an tribünlerde 20 bine aşkın taraftar var. Hemen etrafı da göstermek istiyorum sizlere. Kameraman arkadaşım Umur Çilingir şu anda ekranlarınıza getiriyor. İnanın sanki bir Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kalabalık gibi bu noktada kongre üyeleri buraya geldi ve aslında olağanüstü toplantıda Ali Koç'la beraber, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimiyle beraber hep birlikte bir karar almak üzere bu noktaya geldiler. 45.144 aidat yatırıldı. Yani bu ne demek oluyor? 45 bine aşkın kişinin bu noktada bu kararı alabilmesi için oy kullanma hakkı var. Ve statta oy kullanılabilmesi için 22.572 kişinin gelmesi gerekiyordu. Şu anda statta 23 bine aşkın kişinin olduğunu söyleyelim. Tabii Ali Koç da az önce açıklamalarda bulundu. Bugün şu anda iftar saati olduğu için ara verildi. O önemli açıklamalar da var. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nı da eleştirdi Ali Koç. İçişleri Bakanlığı gerekli soruşturmaya Trabzonspor maçı öncesinde
Trabzonspor maçı sonrasında yaptı mı? Maça gelen taraftarların üstü aranmadı. Maskeli taraftarlar göz ardı edilmiştir. Pasolik kartları tüm taraftarlara açılmıştır. Normal şartlarda bir maça gidebilmeniz için sadece takımınızın olan pasolik kartına ihtiyacınız var. Onun dışında herhangi taraftarlar maça giremiyor. Buna dikkat çekti. Tüm taraftarlara o Trabzonspor'da oynanan maç açılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde tabii kongre üyeleri de konuşacak. Peki ardından Nedim, bu noktada oylama yapılacak ana gündem maddelerinden bir. Nedim, eğilim ne? Şimdi Fenerbahçe çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Kimisi diyor ki işte Süper Kupa'da oynamayacak, U'larla çıkacak, genç takımla çıkacak. Nedir şu anda Fenerbahçe'de alınacak karar? Şunu söylemek lazım, taraftarlarla da konuştuk. Taraftarlar Ali Koç'un her zaman arkasında olduğunu söylüyorlar ve özellikle ligden çekilme kararının doğru olacağını savunan taraftarlar çok fazla. Ama bunun yanı sıra bunun ağır olacağını, Süper Kupa'dan da çekilebiliriz ifadeleri var. Ama şu net bir şekilde altını çizelim bunun. Bu noktada 23 bin aşkın taraftar var ve Ali Koç hangi kararı verirse taraftarlar da o kararı sonuna kadar destekleyecek. Peki senin gözlemin ne? Yani sen taraftarlarla da konuştun orada, sorduklarında ne diyorlar? Yani çekilelim mi diyorlar veya ne bileyim ya bu kadar da ağır olmasın, Fenerbahçe Süper Lig'de olması gereken takım mı diyorlar? Senin gözlemin ne? Tabii işin bir de finansal boyutu var. Tabii. Fatih Portakal. Çünkü kamuoyu açık bir şirket aslında Fenerbahçe ama taraftarlar şunu söylüyor, biz ligden çekilelim. Gerçekten az öncesinde de uzun bir VTR'ye geçildi. Fenerbahçe'nin tarihsel süreç boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iddiasına göre yaşadığı haksızlıklar bu noktada Fenerbahçeli taraftarlara izletildi ve büyük bir uğultu bu statta yankılandı. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir çoğunluğunun isteği ligden çekilmek. Peki. Teşekkürler Nedim Bayhan. Fenerbahçe stadından seslendi, oradaki bilgileri verdi. Fenerbahçe'de aşağı yukarı 23 bini aşkın bir delege var. Şu anda Fenerbahçe stadının türbinlerinde ve oy kullanacaklar. Peki Fenerbahçe ne yapacak, nasıl bir karar verecek? Ligden mi çekilecek, Süper Kupa'ya mı katılmayacak, gençlerle mi çıkacak? Bunun kararını herhalde yarın sabaha karşı öğreneceğiz. Uzun bir gece olacak futbol için ve Fenerbahçeliler için tabii ki. Geldik, devam ediyoruz. Burada en çok merak edilen konulardan bir tanesi de tabii seçimi kimler etkiledi? Ve kimler Erdoğan'ın yenilgisinde AK Parti'ye ders verdi? İşte gençler mi? Efendime söyleyeyim, staj mağdurları mı? Ya da emekliler mi? Özellikle emeklilerin tepkisi vardı ve bu tepkiyi de seçimde gösterdiler. Emekliler kaybetti de emekliler. Barbar bağırdık biz buraların. Kimsenin cebinde bir para yok biliyor musun? Çay içmeye. AKP tarihindeki en büyük yenilgiye uğradı. Emeklilere göre ise bunun mimarı onlar. Gerekçe olarak da aldıkları emekli maaşlarını gösteriyorlar. Banka promosyonu müjdesi, uyguna tiyatro bileti, uçuş ve konaklama indirimi. 10 bin lira maaş alan emeklilere AKP'nin sunduğu bu vaatler de sandıkta karşılığını buldu. Emeklileri zaten öldürdüler, iyicene bitirdiler. Alım gücünü yok ettiler. Emeklilerin çoğu zaten gariban takımı. Emekliler mi oy verdi daha çok muhalefete bu sene? Kesinlikle. Bence %80-90'ı verdi yani. Maaşında düzenleme beklediği halde boş vaatlerle karşılaşan emekli seçim sonuçlarını biz dilenci değildik diyerek özetledi. Biz dilenci değildik arkadaşım, bizim hakkımızı vermez lazımdı. Yıllarca AKP'ye oy vermiş seçmenler dahi artık bıçak kemiğe dayandı diyor. Ben ona oy veriyordum. Neden değiştirdiniz fikrinizi? Emeklilere vermedik istediğini. Emeklilere vermediğin için millet tepki verdi. Arkadaşlar çırağa müjde olmaz. Sandık sonuçlarının bir başka belirleyicisi de Erdoğan'ın sık sık karşısına çıkan staj ve çıraklık mağdurları. 3308 sayılı kanun Cumhurbaşkanı'nın peşini bırakmayacak. 2024 Türkiye yerel seçimleri için 3308 numaralı sandıkta oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O sandık numarası sadece bir sayıdan ibaret değil. Anlamı milyonlarca mağduru temsil ediyor. Staj ve çıraklık mağdurları. Düşünsenize 33273 tane sandık var İstanbul'da. Bu sandıklardan sadece bir
bir tanesinde bir tane cumhurbaşkanı var. Böyle bir tesadüf olamaz. Bu ancak tevafuk olur. Staj ve çıraklık mağdurları defalarca kez sesini duyurmaya çalıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Müjde beklerken yüzlerine kapı kapandı. Ancak sandık bile mağdurlar ve Erdoğan'ı ayıramadı. Göklerden gelen bir haber vardı. İşte o neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy kullandığı sandığın numarası 3308. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Bir de şu soruyu sormak gerekiyor tabii ki. Nerede kalmıştık? İşte dedik ya 31 Mart'ta seçimler bitecek. 1 Nisan'da biz tekrar hayatımıza döneceğiz. Kaldığımız yerden başlayacağız. Onu merak ediyorsunuz değil mi? Hatırlatalım size bir. Nerede kalmıştık? Gösterilen yükselme doğru değil ki. Halkın enflasyonu bunun kat mı kat üstünde? En az 2 katı. İnanan var mı Türkiye'de bu enflasyonun? Soru net. Enflasyon rakamlarına inanan var mı? Veriler başka, halkın enflasyonu bambaşka diyor sokak. İnandırıcı bulmuyorum, daha yüksek. Milletin gözünü boyamak için TÜİK'in yapmış olduğu oyun yani, başka hiçbir şey değil. Kendileri bir çıksın, şu çarşı pazarı bir dolaşsın bakalım, açıkladıkları gibi mi? Tüketici elini neye uzatsa yüzüne zam çarpıyor. İTO verilerine göre 242 üründen 121 artış gösterdi. 25 ürünün düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi. Sivri biber %34,34 de fiyatı en çok artan ürün oldu. İkinci sırada ayva yer alırken onu tuz, koyun eti ve sucuk takip etti. Enflasyonu dedi, Temmuz'da masaya yatıracağız. Temmuz'da da yatırsa, Ağustos'ta, Eylül'de de yatırsa vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon düşecek mesajına da tepki gecikmedi. Bu iktidar durduğu müddetçe her şey bekleyebilirsiniz. Bu iktidar giderse düzelir. Temel İhtiyaç Derneği'nin verilerine göre ise temel gıdaya ihtiyaç duyanların sayısı son bir yılda %5 arttı. 1 milyon kişi temel gıdaya muhtaç edildi. Biz emekliyiz. Alacağımızı alamıyoruz ya. Ha işte bu lada bak sürünüyoruz. Bu kadar da olmaz ki. Perişan oluyoruz. Aldığımız para yetmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Kartlar perma perişan bir durumdayız yani. Zaten tokatta yediler görüyorsunuz işte. Bu ekonominin tokadı. Başka bir şey değil bence. Katılıyorum. Ekonominin tokadı. Ben bugün işte sabah YouTube yaparken Erdoğan neden kaybetti diye bir başlık vardı. Hayat pahalılığını birinci sıraya koymuştum. Ondan sonra elinde sihirli değnek olmadığını da görüldü. Ve inandırıcılığı kaybetmesi Erdoğan'ın, hikaye yazamaması ve artık doğru sözün, doğru cümlenin kurulmaması. Doğru cümle kurulmadığı için doğrunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Kendi yalanlarına kendileri inanmaya başladılar. Ha, biz böyle bir şey söylemiyoruz ama bu doğru olabilir. İşte bakınız, önümüzdeki günlerde çok daha ağır zamlar karşımızda olacak. Bir hafta 10 gün içerisinde gelmeye başlayacak belki. Ve geldik et kuyrukları. Bu kuyruklar da bitmiyor, devam edecek. Yeter artık, yeter. Yeter diyorum, yeter. Benim gidecek yerim yok, ben Türkiye'liyim. 65 tane kıyma kaldı. Kuşbaşı? Kuşbaşı sadece 13 tane kaldı. 13 taneden sonra 65 tane de kıyma verebileceğiz. 31 Mart yerel seçimleri öncesi emekliler ve alım gücü seçim meydanlarında en konu oldu. Seçimler bitti. Ancak seçim öncesinde olduğu gibi sonrasında da ucuz et kuyruklarında azalma hiç yaşanmadı. Mart bitti. Yeni bir aya, Nisan'a geçildi. Ancak eti ucuz almak için günün erken saatlerinde başlayan Başkent Market'in önündeki et kuyruğu değişmedi. Et de az kalmış. Baktım az kuyruk var, ben de girdim. Daha önce hiç geldiniz mi buraya? Bu üçüncü gelişim. O zaman var ya bir kilometreydi kuyruk. 31 Mart yerel seçimlerinin simgesi oldu kuyruklar ve emekliler. Et kuyrukları seçim bittikten sonra da uzamaya devam ediyor. Burası ucuz diye tabii emeklilere 10 milyon verdi ya, göz aydın ediyor ya. Biz göz aydın istemiyoruz. Biz kendi paramızı istiyoruz. İnanamıyorum ya. Günlerdir geliyoruz. Çok sıra vardı. Şimdi de sıra bitmiş ama herhalde kıyma bittiği için gitmişler. Bize uçak bileti, tiyatro bileti, sinema bileti vaat ediyorlar. Et alamayan uçağa binebilir mi? Et kuyruğunda bekleyen emekliler hükümetin müjde olarak duyurduğu indirimlere de tepki gösterdi. Sizce seçimden sonra bu kuyruklar gündemden düşer mi efendim? Düşmez, devam edecek. Devam edecek. Alım gücü yok. Emekliyiz. Geliyoruz, kuyruğa giriyoruz. Sadece emekliler değil, öğrenciler de tenceresine eti ucuza koyabilmek için sıradaydı. Nerede ucuzluk varsa, yeni açılan yerlere varsa, yani bir kuruş daha ucuz olsa artık onu almaya peşine düştü millet. Biz de sıra bekliyorduk.
Tabii biliyorsunuz her akşam da soru soruyoruz. O sorular işte bir tanesi X'de, bir tanesi de YouTube'da. Ve bu anket soruları biz bilimsel bir anket yapmıyoruz. Biz sadece eğilimi merak ediyoruz. Bugün sorduğumuz ilk soru mesela YouTube'da şuydu. Erdoğan kaybettiği yerel seçimlerin sonuçlarından mesajı alıp sizce ders çıkarır mı? A şıkkı ders mi, git Allah'ın işine, git Allah aşkına. Geleceği buna bağlı, aslında çıkarması gerekiyor. Daha da sertleşecek %26, o da bir gün vicdana gelecek. Ders mi, git Allah aşkına diyenler %58, ben de aynı şekildeyim. Erdoğan'ı tanıyoruz. Ders çıkarması mümkün değil. Hatta dua edelim de daha da sertleşmesin. Ve Van'daki olay, Van'da kazanan Demli adayın başkanlığı mahkeme kararıyla geri alındı. O kadar çok soru sorulması gerekiyor ki sordum soruların bazılarında. Başkanlık AKP'liye verildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? %41 Vanlı seçmene darbe. Vanlı seçmene darbe diyor. İkincisi de %13 ile postmodern kayyum dedi ve kısa bir aramız var. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Burada olmak uzun zamandır hayalin mi? %50'ye varan erken rezervasyon indirimleri hayallerin başlangıç noktası Otel Z'de. Hamburgerin tadı ekmeğinden gelir. Hadi bir tat, beni tat, un tat. Hep acelesi olana, yani hayatı multi yaşayana Nutraxin Multivitamin. Nutraxin Multivitaminle hayatı multi yaşa. Sandviçimin tadına bayılıyorum. Hadi bir tat, beni tat. Dilediğin otelde kredi kartsız taksit imkanı, hayallerin başlangıç noktası Otel Z'de. Bu bayram A101'de aldın aldın. Vince çikolata çeşitlerinden Lavi dolgulu çikolataya kadar birçok ürün uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Tekrar birlikteyiz. Aklımızda ne kaldı? Şişli'de yangın. 29 çalışan hayatını kaybetti. 8 gözaltı var. Yangının neden çıktığı belli değil. Peki nerede çıktı diyeceksiniz. Yangın bir gece kulübünde. Şu karşıda görmüş olduğunuz dumanların çıktığı binanın altında giriş kapısı orası iki kat altında çıktı. Yani Şişli'de kent merkezinde insanların yaşadığı yerlerin apartmanların altında gece kulübü. Bu da işte o gece kulübünde o anların görüntüsünü paylaşıyoruz. Soruşturma devam ediyor. Ruhsat durumu çok merak ediliyor. Araştırmanın sonrasında ortaya çıkacak. Van'da Abdullah Zeydan'ın başkanlığı elinden alındı. YSK ona seçime girebilirsin dedi bundan 3 ay önce. Onay verdi ama çok enteresandır. Cuma günü yaşanan olayda kendisi bir şekilde adaylığı düşürüldü. Ortaya çıkan manzara o ve şu anda kazanmış olduğu başkanlık elinden alındı. AKP'li isme verildi. Yani postmodern bir kayyum yaşıyoruz veya böyle bir örneklemeyle karşımızda. Hukuksuzluğun giderilmesi gerekiyor. Peki nasıl giderilecek bilmiyoruz. YRP erken seçim dedi Mehmet Altunöz. Erken seçim kaçınılmaz dedi. Çünkü mutfak ateş yeri gibi dedi ve bunun giderilebilmesi için erken seçim yaşamak zorundayız. Erken seçime gitmek zorundayız dedi. Fatih Erbakan da destek verdi. Fenerbahçe'de 45 bin delege üyesi, kongre üyesi oyunu kullanacak ama bunlardan şu anda 23 bini statta. Az önce de bağlantı yaptık ve salt çoğunluk olduğu için akşam saatlerinde, gece saatlerinde, daha doğrusu sabaha karşı karar çıkacak. Acaba Fenerbahçe ligden çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Bu da canlı görüntü şu anda. Bu görüntünün arka tarafında ise Fenerbahçe delegesi var, onu da söyleyeyim. Onlar olağanüstü kongrede kararlarını verecekler, son noktayı koyacaklar. Bizden sonra İpek'in programı var. Ondan sonra da İpek'in programı var. Nokta atışı ve karşı karşıya. Bugün İpek Özbey'in günü diyelim. Biz noktayı koyuyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Türkiye ve dünyadaki haberleri paylaşacağız, konuşacağız da. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle kalınız.